Ve güzel bir günden tekrar merhabalar diyorum sevgili seyircilerimiz. Hoş geldiniz. TRT Türk ekranlarında Sağlık Olsun programıyla yine hep birlikteyiz. Bugün de bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Hissediyorum bunu. Evet, dopdolu bir programla yine sizlerle birlikteyim. Bakalım bugün hangi konuyu işleyeceğiz ama ondan önce selamlarımı, sevgilerimi size tekrardan göndermek istiyorum. Bugün Ankara'ya bayağı güzel böyle bahar havası geldi. Tahminen diyorum ki bu güzel havalar Avrupa'dan bize yağıyor. Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Münih, Amsterdam, Paris, Londra hepinize kocaman dolu selamlar, sevgiler. Ve sizden o güzel hava sıcaklığı buraya kadar geldiyse bugün mesajlarınızı da bekliyorum. Çünkü çok önemli bir konuyu ele alacağız. Uyku kalitesini konuşacağız. Uykunun hayatımızdaki önemini konuşacağız. Çok geniş kapsamlı bir konu ve hocam da burada, hemen kendisini takdim edeyim. Alttan da zaten birazdan telefon numaralarımız geçecek. Profesör Doktor Murat Mutlu, kulak burun boğaz uzmanımız. Hoş geldiniz Murat Hocam. Hoş bulduk. Çok değerli bir konu çünkü uyku bizim hayatımızın belli bir bölümünü kapsayan bir dönem, değil mi? Biz gündüz nasıl aktifsek bir de bunun bir gece kısmı var. Gecede biz gerçekten uyuyoruz ve bu uykumuzu güzel almamız bizim hayat kalitemizi muhtemelen arttırıyor. Öncelikle kaliteli uyku nasıl olur? Size onu bir sorayım. Uyku aslında hayatımızın her alanını etkileyen bir olay. Çünkü kaliteli bir uyku uyumadığımız takdirde hem maden hem manen dinlenememiş oluruz. Bu dinlenememezlik ertesi günlere bizi sıkıntıya sokacak bir olay olarak geri döner. Evet. Kalitesiz bir uykunun sonunda gündüz kendini yorgun hissetme, enerjik hissedememe, agresif olma, sinirli olma, bunların sonucunda gelebilecek işe kendini verememe, olabilecek iş kazaları, hatta gündüz aşırı uykululuk halinin getirdiği trafik kazaları ve birçok olaylar bizim günlük yaşantımızı bozacağı için hem özel hayatımızda hem iş hayatımızda sıkıntılara sokacaktır. O yüzden de geceliğin rahat uyumak ve kaliteli uyumak elbette ki çok çok önemli bir olay. Evet. Ve günümüzün üçte biri zaten bu uykuyla geçmekte. Kaliteli uykuyla bunu kendimizi rahatlatma yoluna gitmemiz gerekmektedir. Peki hocam, kaliteli uyku saatleri diye bir terim de var. Şimdi bazılarımız çok gece kuşu. Onlar işte saat gece 3'ten önce mesela uyuyamıyorlar. Uykuları gelmiyor belki de. Saat aralığı verebilir misiniz? Kaç saatinde böyle biz uykuya dalmalıyız? Vücudumuzda melatonin diye bir hormon salgılanıyor beynimizden. Evet. Bu melatonin hormonu antioksidan bir hormon ve özellikle vücudumuzun birçok olayının tamirinde bizim en önemli hormonlarımızdan bir tanesi. Genellikle akşam 10.30-11'den sonra bu hormon salgılanmaya ve salgılanmasının artması başlıyor. Gece 3 civarına kadar da en pik seviyelerini yapıyor. Ondan sonra azalarak kendisini vücuttan biraz biraz elimine ediyor. Dolayısıyla melatonin hormonunun yüksek olduğu saatlerde eğer biz yatakta olursak ve uyursak gece uyku kalitemizin çok daha yüksek olduğunu hissederiz. Yani 10.30 dediniz hocam. 11 civarında en güzel, yani 10.30'da artık yatağa girip 11 civarında uyumamız gerekmekte. Onun dışında özellikle çocuklar için uyusun da büyüsün denerek ünlüler söylenmekte. Bu bir bakıma doğrudur. Çünkü büyüme hormonu gece 12 civarında salınmaya başlar ve o da 2-3-4'e kadar en yüksek seviyesine ulaşır. Biz yetişkinler için de büyüme hormonu var mı? Tabii, o da düzenleyici bir şey. Yani çocuklar kadar çok etkili değil ama gene de var. Dolayısıyla özellikle bu iki hormonun etkisi altında olduğumuz saatlerde bizim yatakta olmamız, uyumamız, uyku kalitemizi arttırdığı için çok önemli. O yüzden de gece kuşlarının biraz daha erkene çekilmesinde, 3'ten daha erkene çekilmesine yarar var uyku kalitemiz açısından. Evet, harika hocam. Dediğiniz gibi gece kuşlarını artık biz ne yapacağız? Erken kuşu yapacağız. Onlar böyle 10.30-11 gibi. Peki bu alışılabilir bir şey mi? Yani ben her gün saat 10.30'da yatağa girsem ilk başta muhtemelen uykum gelmeyecektir ama zamanla buraya yine oturur mu? Tabii şöylesine, meslek olarak gece çalışanlar var. Onları bir kenara koyuyorum. Asistan arkadaşlarımız, doktor arkadaşlarımız, gece vardiyasında olan polislerimiz, nöbette olan askerlerimiz, yayıncı arkadaşlarımız. Ama onun dışında mümkün olduğu kadar erken yatmaya kendimizi alıştırmamız lazım. Bu ilk başta tabii ki çok zor. Mesela ben de gençken özellikle daha geç yatardım ama zamanla kendimi alıştırma yoluna gitmeye çalıştım. Geceliğin yavaş yavaş da olsa erken yatma ritmine girmemiz gerekiyor.
Evet. Bu nasıl sağlanır? Yemeğimizi biraz daha erken yiyerek, yani yapabiliyorsak işten eve gelme saatimizi biraz erkene çekerek yapabiliyorsak, 7-7.30'da en geç yemek yiyerek, onun dışında akşam saatlerinde çok fazla çay, kahve içmeyerek, akşam saatlerinde çok fazla alkol almayarak, akşam saatlerinde uykumuzu da uyarıcı etkisi olan sigarayı içmeyerek, hatta eğer yapabiliyorsak akşam ılık bir duş alarak bu erken uyuma yolunda çabalarımız olabilir ve bizi biraz daha erken yatırabilir. Bütün bu söylediğim şeyler bizim uykumuzun ötelenmesine yol açıyor ve bizi olumsuz etkiliyor. Peki hocam, bir de tabii ki gece çok horlayanlar var. Özellikle eşleri bunları çok iyi anlayabiliyorum onları. İşte eşim çok fazla horluyor, uyuyamıyorum. Benim uyku kalitemi etkiliyor, onun nasıl etkilemesin diye sorular geliyor. Bununla birlikte tabii ki bir de uyku apnesi denilen bir olay var. Sanki orada kişi nefessiz mi kalıyor? Nasıl bir şey bu? Çok doğru. Uyku apnesi denilen olayın tıbbi tanımı en az 10 saniye müddetçe vücudun tamamen nefesinin durması olayıdır. Tabii bunun vücutta yarattığı tahribatı düşünmek çok kolay. Düşünün ki bu bir kere de olmuyor. Gece boyunca devamlı tekrarlandığını düşünün. Bu insana sıkıntı yaratacak bir hadise. Onun dışında horlama özellikle üst solunum yollarındaki darlıklardan meydana gelir ve onun getirdiği yüksek frekanslı titreşimler olur. Bu titreşimler de horlama olarak karşımıza çıkar ve kişi değilse bile daha çok yanındakini, hatta az evvel kulisteki arkadaşım birisi öyle söylemişti, üst kattaki komşusunun horlama sesiyle uyanmış. Eyvah eyvah. Tabii bunlar bir bakıma değil, patolojik bir olay ve tedavi edilmesi gereken şart diyorsunuz. Şart hocam. Ve bunlar zamanla yumuşak damağımızı, küçük dilimizi şişirip ödemlendirdiği için, bu bölgede darlıklar yaratmaya fazlalaştırdığı için apnelere de oluştururlar. Dolayısıyla da horlamaların da mutlaka tedavi olması lazım. Hele apnelerin zaten nefesin durduğunu düşünün. Bunu mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Tedavisi var diyorsunuz. Evet. Konuşacağız. Evet, sizlerden mesajlar almaya devam ediyoruz sevgili seyircilerimiz. Tekrar bir hatırlatma yapalım. Bize telefonla ulaşabilirsiniz. Yani sesimi duyurmak istiyorum, hocama direkt olarak soru sormak istiyorum diyorsanız 0090 ön kodumuzla 312-463-57-57 ama WhatsApp mesajlarınızı da bekliyoruz. Oradan da yine 0090-505-756-03-02-73. Alttan da tekrar numaralarımız geçecektir. Bir sorumuz var, hemen geldi hocam. WhatsApp'tan sormuşlar. Diyorlar ki uyku apnesi kalp krizi yaratabilir mi? 10 saniye nefessiz kalıyor kişi dediniz ya. Tabii. Yaratma ihtimali çok yüksek. Biz özellikle inatçı hipertansiyonu olanlarda, yani ikili, üçlü ilaçlara rağmen tansiyonu düşmeyenlerde ya da kilolu olduğu halde ne kadar çabalarsa çabalasın kilo veremeyenlerde ya da şeker hastalığı olup şeker hastalığı ilaçlarla ya da yaşam standartını düzelttiği halde düşmeyen şeker seviyelerinde artık diğer bölümlerdeki doktor arkadaşların da uyanıklılığı sayesinde bu tip hastaları uyku merkezimize alıyoruz ve bir gece uyku testine tabi tutuyoruz. Görüyoruz ki bu tip hastalarda gerçekten yüksek seviyelerde apnesi ve hipopnesi olabiliyor hastaların. Eğer apneyi tedavi edersek o zaman tansiyonun daha rahatladığını, düzelmeyebilir ama daha rahatlar, ilaçlarla kontrol altına alınabilir tansiyonu. Şekerinin ve kilo vermesinin daha kolay olduğunu görüyoruz. Tabii bu apnelerin bu tansiyon dışında, şeker dışında, kilo dışında devam ettiği takdirde kalp krizine yol açma ihtimali de var. Peki kişi bu apne hastalığı olduğunu farkında değil, değil mi? Uyku esnasında bunu farkına varıp mı uyanıyor bir evet, anda? Evet, vücut bir müddet sonra tamamen nefesi bloke olduğu için kendini kurtarabilmek için ani bir çırpınışla uyanabiliyor. Evet. Ve birçok kişi de zaten ani nefes almayla kalktım diye bize başvurabiliyor. Hastanın yakınları, odada kalan partnerleri ya da kişi aniden uyandım, çırpınarak uyandım şeklinde ifadelerle bizlere başvurabiliyor. Hemen bir WhatsApp sorumuz var hocam, size yönelteyim. Uyku apnem var diyor. Acaba bu panik atak hastalığımı tetikler mi? Bu biraz tavuk civciv gibi olmuş oldu. Evet, o da yapabilir. Çünkü ani uyanışlar da ani çarpıntılarla kendini göstereceği için hasta ölüyorum ifadesini kullanır. Ve o da ölüm korkusuyla panik atağı da tetikleyebilir. Ama panik atağı olanlar da biraz
uykuya dalmakta zorlanacakları için onlara da tabii tedavi olmalarında yarar var. Harika. Bir sorumuz daha var hocam. Gece yatmadan önce devamlı yemek yiyorum diyor. Sabah çok yorgun hissediyorum. Yemek yemek uyku kalitemi etkiler mi? Tabii. Bizim özellikle apnesi ve horlaması olan hastalardaki ilk tavsiyemiz yaşam standartını düzeltmesi. Bu yaşam standartındaki en önemli olay birincisi mutlaka kilo vermesi. İkinci bir kriterimiz akşam yemeğinden yatana kadar olan süre içinde hiçbir şey yiyip içmemesi. Hani çok acıkırsa bir ev yoğurdu olabilir. Ama onun dışında televizyonun karşısında misafirlikte dostlarla beraber yenecek her türlü yemek hem kilo alımını arttırdığı için dolaylı yoldan horlamayı ve apneyi arttırır. Hem de mide dolu olduğu için gece boyunca horlamanın ve apnenin de hemen artmasına yol açabilir. Yani hem indirek hem direkt olarak gece yenilen yemeklerin vücudumuza çok büyük zararları var. Evet. Ve apneyi de horlamayı da arttırır. Onun dışında gece yenilen yemekler midemizdeki reflüyü de arttıracağı için reflü salgısı boğaza geldikçe o da horlamayı ve apneyi tetikleyen önemli faktörlerden biri oluyor. Biz bir de akşam yemeği çok severiz. Özellikle misafir geldiğinde bir de akşam böyle bir meyve faslı vardır. Tüm yemeklerden sonra bir de çekirdek çıtlanır. Ondan sonra böyle ben gece yediğim zaman çok rahatsız oluyorum. Gece tüm gece boyunca da terleme başlıyor. Çok doğru. Orada diyorum ki ay keşke bu akşam yemeği yemeseydim. Evet. Yani mümkün mertebe en az yemeğimizle, akşam yemeğimizle yatmamız arasındaki süredeki 3-4 saat olacak. Ve bu 3-4 saat içinde herhangi bir şey yememeye gayret edeceğiz. 3-4 saat harika. Peki hocam bir sorumuz daha gelmiş. Gece uyku sırasında sıçrama neden oluyor demiş. Bu uyku hastalıklarının bir başka grubunu oluşturuyor. Daha çok uykuda davranış bozukluğu dediğimiz grup içine giriyor. Ve bunun mutlaka uyku testi yapıldıktan sonra bizim bir grubumuz var uyku merkezimizde. Nöroloji, psikiyatri, göğüs hastalıkları ve kulak burun boğaz olarak. Biz bu tip hastaları psikiyatri doktoruna gönderiyoruz. Onlar uykuda davranış bozukluklarını tedavi etmeye yönelik ilaçlar veriyorlar. İşte bu uykuda sıçramalar, el kol hareketlerinde bulunmalar ya da uykuda farkında olmadan kalkıp yemek yemeler, uykuda dolaşmalar bu uykuda davranış bozuklukları içine giriyor. Çok ilginç. Onu psikiyatrist arkadaşlar daha çok çözüyorlar. Yani bu uykuda mesela ilk dalarken böyle bir sendrom var. Ben bunu çok arkadaşımdan da duydum. Böyle merdivenlerden aşağı inip çak diye böyle bir düşme anı, yatağa böyle bir sıçrayarak düşme. Bende de oldu. Yani vardı bir 2-3 defa oldu mesela. O jolt denilen şey o pek yani psikiyatrik değil o olabiliyor. Olabiliyor mu? Onu çok fazla tedavi edecek bir şey değil gibi şu anda. Evet harika onu da bilmiş olduk. Evet. Peki hocam uykuya dalmadan önce ne yaparsa kişi daha rahat bir uyku geçirir? Mesela işte akşam derler ki papatya çayı iç, nane çayı iç. Bunlar gerçekten rahatlatır mı bizi? Tabii bir doktor olarak bu tip bitkisel şeyler konusunda çok bir tavsiyede bulunmak bana düşmez. Ama benim branşım olarak az evvel anlattığım yememek, çay kahve içmemek, özellikle sigaradan uzak durmak, gece ağır sporlar yapmamak, yapabiliyorsanız da ılık bir duş almak insanı rahatlatan ve uykuya dalmayı kolaylaştıran şeyler. Stimülan etkisi olan kahveyi içerseniz gece ya da çayı içerseniz çok fazla sayıda ya da sigarayı çok fazla içerseniz ya da ağır bir spor yaparsanız o mutlaka uykunun ötelenmesine yol açıyor ve uykuya dalmanızı da zorlaştırıyor. Hepimizin başına gelmiştir akşam bir içtiğimiz Türk kahvesi misafirle birlikte o gece uyuyamayız genelde. Tabii mesela bazen bazı kişilerde tam tersi ben diyor gecelerin bir kahve içsem daha sakinleşebiliyorum. O vücudun yapısına bağlı yani bunu yapmamakta yarar var ama tabii kişiden kişiye değişen faktörler de olabiliyor. Bir sorumuz daha var. WhatsApp'tan mesajlarınız yağıyor adeta. Çok teşekkür ederiz bu yoğun ilgiden dolayı. Kızım sürekli yüzüstü yatıyor. Çok horluyor diyor izleyicimiz. Yatış pozisyonu ile horlama arasında nasıl bir bağlantı var? Güzel bir soru. Şöylesine kızının yaşını şu anda bilmiyorum. Ama eğer bebek ya da çocuksa o zaman bademcikleri çok büyükse ya da geniz eti fazlaysa elbette yatış pozisyonu yüzüstü olunca daha rahatlayacağı için bu şekilde uyumaya vücut otomatikman kendisini ittiriyor. Eğer küçük bebekse ve bademci ve geniz eti varsa horlaması da çok olursa mutlaka bunun tabii ameliyatta alınması lazım. Ama erişkin bir kız çocuğuysa yani işte 20'li yaşlardaysa o zaman mesela kemik eriliği, burunda bir kemik eriliği var olabilir. Onu da tedavi etmek gerekir. Genellikle biz uyku hastalarına
yaşam standardı derken yapacağımız önerilerden bir tanesi de o. Hı hı. Sırt üstü yatmamasını tavsiye ediyoruz. Yatmaması. Çünkü sırt üstü yattığı anda evet yumuşak damak arka bölgeyle kapanır ve nefes alamadan uyanma yani apneyle ortaya çıkartabilir, horlamayı da ortaya çıkartabilir. Hı. Zaten vücut bir müddet sonra otomatikman ya yüzüstü kendisini yatırır ya da sağ veya sol tarafa dönerek yatırır. Ama mutlaka bu kişinin çocuğunun da bir muayene olmasına yarar var. Yani sağa sola yatmak bu anlamda daha biraz daha iyi tabii daha ki. Biraz daha rahatlatıyor. Tam bununla ilgili bir sorumuz var hocam. Çocuğum horluyor diyor. Çocuklarda geniz eti alımı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Çünkü bazen hani o geniz eti alındıktan sonra daha çok enfeksiyonlara açık mı olabiliyor diye yok, bir söylenti var. Yok. Hayır. Eğer geniz eti gerçekten büyükse bademciğine durumuna bakmak lazım. Geniz eti büyükse alındığı takdirde gerçekten hasta horlama yönünden onun dışında ilave olarak orada bir enfeksiyona meyilli olacak bir rezervuar ortadan kalktığı için enfeksiyonun da daha az oluşması söz konusu oluyor. Yani enfeksiyona eğilim değil tam tersi daha az enfeksiyonla karşılaşıyor çocuklar. Hmm, özellikle peki. Kreşe giden çocuklarda bunu daha fazla görüyoruz. Geniz etin evet. Alınması gerekir. Peki yine ilginç bir sorumuz var. Halk arasında çok duyulan bir durum bu. Sık sık halk arasında karabasan denilen rüya problemine sahibim diyor seyircimiz. Bunun sebebi nedir ve nasıl bir tedavi sunarsınız? Bu da az evvel bahsettiğim uykuda davranış bozukluklarından bir tanesi. Bu bizim uyku merkezimizde hastaları yatırıyoruz, takip altına alıyoruz. Monitörlerden hastanın bu şekilde davranışı olup olmadığını gözlüyoruz. Yani karabasan dediğimiz aslında kişinin belden aşağı hiçbir şey kıpırdatamadığı değil mi? Ya da kabuslarla görmesi o şekilde de olabilir, o şekilde de. Eğer gerçekten hastanın böyle bir durumu varsa gözlemlediğimiz mutlaka psikiyatri doktoruna gönderiyoruz. Onlar gerekli olan ilaç tedavisini alıyorlar ya da psikoterapiyi alıyorlar. Bu yani psikolojik bir şey. Evet. Yoksa beynin kendi kendine bir karabasan durumu. Yani işte psikiyatrik tedavi almak lazım. Evet. Gerekirse ilaç tedavisi gerekirse psikoterapiyle mutlaka tedaviye girmesi gerekiyor hastanın. Evet. Uykuda esasında çok farklı şeyler olabiliyor. Dediniz ki az önce uyur gezerlik var mesela kimi kişide. İşte kalkıyor gidiyor mutfağa buzdolabını açıyor kapatıyor. Evin içinde belki kendine zarar verebilir bu kişi. Bu neden oluyor acaba? Bunların hepsi gene aynı standart. Gene uykuda davranış bozuklukları. Bunlar yani şundan oluyor diye söylemek çok zor. Ama bunlar tespit edildiği takdirde ve kişinin yakınları bile bunu söylüyorsa eğer illa bizim yatırdığımız gece bunun olması gerekmez. Gene aynı şekilde psikiyatrist doktorlar devreye giriyor. Evet. Arkadaşlarımız bu hastalarımıza gerekli tedavileri yapıyorlar. Peki hocam şimdi biraz sizi yakından tanımak istiyoruz. Biz o kadar da güzel yakışıyorsunuz ki ekrana inanılmaz. Sağ olun. Hani böyle bir kulak burun boğazcı gibi böyle bir duruşunuz da var. Eğitiminizi öğrenebilir miyiz? Sizi yakından tanıyabilir miyiz? Ankara'ya gelmek isteyen seyircilerimiz olabilir. Sizi nasıl bulacaklar? Ben Dış Kapı Eğitim Araştırma Hastanesi, Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevliyim. Orada kulak burun boğazda çalışıyorum. Orada bulabilirler rahatlıkla. Zaten hepimizin poliklinik günleri söz konusu. Oradan rahatlıkla bize ulaşabilirler. Biz zaten uyku hastalıklarıyla gelen hastalarımızı ön muayeneden geçirdikten sonra az evvel bahsettiğim uyku merkezimizde yatırıyoruz. Ondan sonra da gerekli olan bölümlere yönlendirip eğer kulak burun boğaz açısından bir sıkıntısı varsa tedavimizi yapıyoruz. Yani bizi bulmaları çok zor değil. Dış Kapı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde başvurduğu takdirde çok rahatlıkla poliklinikten bize ulaşabilirler. Ne güzel. Aynı zamanda cerrahi işlem de uyguluyorsunuz değil mi? İşte senüzit problemi olabilir kişinin burnunda farklı bir şey, kulağında farklı bir şey olabilir. Tabii. Yani uyku cerrahisi yani daha doğrusu ortalama ayda 100 küsur tane hastayı yatırıyoruz. Her akşam 6 ila 8 arasında yatak kapasitemiz var. Ki bu Türkiye'de belli başlı merkezlerden birisiyiz. Buraya yatan hastalarımızın incelemeler sonucunda yaklaşık ayda 10 ila 15 arasında cerrahi alıyoruz. Bu cerrahilerden kasıt uykuya yol açabilecek burun ucundan gırtlak bölgesine kadar ki bölümde eğer bir patoloji varsa onları cerrahi alıyoruz. Yani sizin de söylediğiniz gibi kronik sinüsite olan bir hasta da uyku hastalığı çekebilir, horlama ya da apne çekebilir. Burun kemiğinde eğrilik olan da bunu yaşayabilir. Burunda tümörü olan ya da geniz bölgesinde problemi olan kişiler de uyku hastalığı çekebilir ve bunu ameliyata alabilir. Bademcik ameliyatları tabii değil mi? Tabii ki çok doğru. Bademcik alınması büyük ne olanlar. Diyorsunuz? Şimdi eğer artı 3 artı 4 deriz biz. Artı 3 artı 4 boyutunda bir bademciği varsa
Zaten biz bunları mutlaka ameliyata alıyoruz. Evet. Eğer hastanın uyku testi sonucu çok yüksek bile çıksa, öncelikle göğüs hastalıklarındaki arkadaşlarla, yani maske tedavisini yapacak olan arkadaşlarla yaptığımız konsey sonucunda maskenin daha rahat kullanılabilmesi için ve maske basıncının daha güzel olabilmesi için de bu hastalara önce maske tedavisi öncesinde de bademciklerini alma, eğer kemikte, burun kemiğinde eğrilik varsa burun kemiğinde düzeltme yoluna gidiyoruz. Yani gece maske takıyor kişi, öyle mi? Ağır hastalarımız, evet, ağır hastalarda mutlaka maske tedavisi veriliyor. Evet. Bunlarda eğer dediğim gibi bademcik ve burun kemiği eğriliği yoksa ve yumuşak damakta da büyük bir patolojisi yoksa bunları mutlaka maske tedavisine alıyoruz bu hastaları ve ömür boyu aynen gözlük takar gibi her gece maskeyle uyuyorlar. Evet hocam, bir sorumuz daha var. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam olsun. Horlama için hangi bölüme gidilmesi gerekiyor ve ya gidilmeden de tedavisi olabilir mi? Gidilmeden tedavisi bilemiyorum. O konuda bir şey söylemek nasıl zor. Nasıl olacak tedavi, evet, bölüme gitmezsek? Yani madem bir hastalık var, bir şikayet var, mutlaka bir gidilmesi gerekiyor. Onun dışında göğüs hastalıklarının uyku ile uğraşan arkadaşlar varsa onlara müracaat edilebilir tüm Türkiye'de. Onun dışında kulak burun boğaza mutlaka gelmesi gerekiyor. Çünkü göğüs hastalığındaki bizim uyku merkezindeki arkadaşlarımız da uyku merkezine yatırmadan önce mutlaka bize gönderiyorlar. Bir patoloji varsa öncelikle siz bunu düzeltin, ondan sonra bizi uyku merkezine yatıralım diyorlar. Hı hı. Yani kulak burun boğazda göğüs hastalıklarına başvurduğu zaman uygun olur. Bazı yerlerde, bazı hastanelerde de nöroloji bölümleri ya da psikiyatri bölümleri de uyku merkezine yönlendirir, kendileri açıyorlar. Bu konuda sertifikaları olabiliyor ve bu işte de uğraşabiliyorlar. Yani uyku ile uğraşan, bu işe kendini vermiş olan nöroloji, psikiyatri, göğüs hastalıkları ve özellikle de bölüm bizim bölümümüzü ilgilendirdiği, evet, için kulak burun boğaz bölümlerine başvururlarsa gayet yerinde olur. Peki hocam, horlama bir hastalıktır diyebilir miyiz? Tabii ki. Tabii ki. Çünkü ne olursa olsun şu anda değilse bile devamlı horlayan bir hasta ileriki dönemlerde yumuşak damak bölgesinde ve küçük dil bölgesinde şişlikler, ödemler oluşturup o bölgeyi, pasajı tıkayacağı için apneler yol açabilecektir. Onun, evet, için de horlamanın da daha basit tedavisi olduğu için de bir an evvel başvurması, horlaması olan hastanın ve tedavi olması lazım. Çünkü o da bir hastalıktır aslında. Tabii, tam bununla ilgili bir sorumuz gelmiş WhatsApp'tan hocam. Kocam deli yatıyor demiş seyircimiz. Sabaha kadar yatağın içinde dört donuyor. Hocamıza getirirsek tedavi edebilir mi? Tabii bu kadar kolay olmuyor. Getirsinler mutlaka. Ama onu biz gene bahsettiğim gibi uyku merkezine yatıracağız. Ondan sonra da çıkacak sonuca göre ne tedavi gerekiyorsa onu yapacağız. Bir gün mü yatıyor dediniz uyku? Bir gece yatıyor. Tabii o gece yatmadan önceki gün içinde hastaların belli şartları lazım. O gün içinde ağır yemekler, ağır sporlar olmayacak. Çok çay, kahve içmeyecek. Ve gece biz orada yatırıyoruz. Ondan sonra biraz da meşakkatli bir yatış oluyor. Çünkü hastanın her tarafına elektrotlar bağlıyoruz. Burun deliklerine hava akımını ölçücü maddeler koyuyoruz. Horlama için soluk borusunun önüne madde koyuyoruz. Beline kemerler koyuyoruz. Bacaklarına, çenesine elektrotlar koyuyoruz. Hocam, bu şekilde biraz nasıl zor bir kişi? Uykusu da gelmez zor, değil mi? Yani bu tip hastaların geliyor. Aha. Bu tip hastaların geliyor. Çünkü onlar zaten biraz muzdaripler bu işten. Zorlu bir yatış süreci oluyor ama bize gerçekten altın standart birçok bilgi veriyor. Bunu yatırdıktan sonra o hastamızın eşine gerekli olan tedavileri verebiliriz. Bu arada tedavilerin bir tanesi de bizim ağız içi araç dediğimiz tedaviler. Yani maskeyi, cerrahi, onun dışında bir de ağız içi araçlar takarak da bazı hastalarımızı tedavi ettiğimiz oluyor. Onu da beraber çalıştığımız diş hekim arkadaşlarımız yapıyorlar. Evet, evet, bir gece kalacak çok da fazla bir şey değil. Buna değer kesinlikle. Seyircimiz gelsin eşiyle birlikte. Bence de değer. Tedavisini olsun. Harika. Bir sorumuz daha var hocam. Merhabalar demiş. Eşim 30 yaşında ve devamlı uykusu bölünüp uyanıyor. Uyku apnesi olabilir mi ve ne yapmalıyız? Olma ihtimali yüksek. Tabii bu tip hastaları biz mutlaka hastayı aç karnına getiriyoruz ve bunlara kan tahlilleri de yapıyoruz. Yani sadece apne horlama yönünden değil, hastadaki bir demir eksikliği, bir D vitamini eksikliği, B12 vitamini eksiklikleri de horlamaya ya da apneye yol açar demeyeyim ama şiddetini arttırabilir. Beslenmeyle uyku kalitesinin o zaman direkt olarak bir bağlantısı tabii var. Tabii ki, tabii ki. O yüzden de eğer biz demirini, B12'sini, D vitaminini
ve diğer parametreleri normalleştirmezsek tek başına yapacağımız bir apne tedavisinin, cerrahi ya da maske tedavisinin evet fayda edebiliriz ama çok da fazla mükemmel fayda edemeyebiliriz. O yüzden de mutlaka o testlerin de yapılması lazım. O bahseden hasta da, soruyu soran hasta da eşiğinin bu tip tahlillerden geçmesi lazım ki bazen niye acaba arada uyku bölünmeleri oluyor, evet. Apneden mi oluyor yoksa başka şeyler var, onlara da bakmak lazım. Peki bir sorumuz daha var. Çocuğum 18 yaşında, burunda eti var, ameliyatla aldırmanın ne gibi zararları olabilir? Şimdi burun eti dediği polipse eğer zaten bunun alınması gerekiyor. Şöyle bir şey, biz burnumuza bir pamuk tıkayalım ve bununla yaşamaya çalışalım. Ne kadar zor olduğunu herkes takdir eder. Dolayısıyla bu 18 yaşındaki gencimizin de en kısa zamanda bir kulak burun boğazcıya başvurması ve tedavi olması lazım. Hı hı. Eğer polipse bahsettiğim. Poliplerdeki tedavimiz öncesinde, ameliyat öncesinde bir müddet ilaç tedavisi, polip ameliyatı yapmak, arkasından da tekrar ilaç tedavisini almak. Biraz uzun ve yorucu bir tedavi ama buna değer burnu açmak için. Evet. Eğer kemik eriliği varsa ona da kemik ameliyatı yaparak daha kısa zamanda tedavisini sonlandırmış olabiliriz. Harika. Çok sayıda mesaj alıyoruz sevgili seyircilerimiz. Sağ olun, var olun canlarım. Mesajlarınızı bekliyoruz. Uykuyla ilgili ne gibi sorunlarınız varsa hepsinin cevabı Murat hocamızda. Böyle bilgili bir hocayı da bulmuşken sorular akıyor. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Berlin, Amsterdam, Londra, Edinburgh, Madrid. Nerede olursanız olun hiç fark etmez. Biz hep yan yanayız, birlikteyiz. Sorularınızı bize yöneltin. Tekrar bir kısa hatırlatma yapayım. WhatsApp numaramızı da 0090 ön kodumuzla 0505 756 02 73 nol numaradan bize hemen direkt olarak ulaşabiliyorsunuz. Bir sorumuz daha var hocam. Hemen onu da size yöneltmek istiyorum. Geceleri takılan burun bantları gerçekten işe yarar mı? Bu da son dönemde çok moda evet. olan bir şey. Eğer hastanın başka bir patolojisi yoksa, burundaki kıkırdaklarda biraz hafif çökme varsa, büyük bir patoloji de yoksa yaradığını hastalarımız söylüyor. Yani bu tip kullanan hastalarımız da var. Ama ağır hasta grubundaysa ya da orta hasta grubundaysa tek başına o burun bantlarının çok da fayda edeceğini düşünmüyorum. Ama basit horlaması olan ya da hafif burun kanatlarına çökme olanlarda biraz fayda ediyor bu tip şeyler. Evet, yine farklı bir durumdan muzdarip olan seyircimiz var. Diyor ki vücudumun bazı bölgelerinde kaşıntı var. Beni uykudan uyandırıyor diyor. Ne yapmam lazım? Geçmiş olsun. Bu ilk başta söylediğimiz uyku kalitesini bozan şeylere giriyor. Bunların mutlaka tedavi olması lazım. Bunların tedavi olmadığı takdirde ilk başta anlattığımız gibi kaliteli bir uyku uyumadığımız için evet. gün içinde ertesi gün daha sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Yeterli uyumayan bir uykuda bağışıklık sistemi de kendisini tamamen düzeltemeyeceği için bağışıklık sistemi de düzelmeyeceği için bu tip hastalıkların bu sefer bir fasit daire içinde artacağı da söz konusu. Yani komikleşiyor mu? Şöylesine yani kaşınıyorsunuz, gece uyuyamıyorsunuz, gece uykusuzluk sonucunda tam vücut dinlenemediği için ertesi güne bu sefer o rahatsızlıkta daha çok kaşınıyorsunuz. Bu bir fasit daireye giriyor. O yüzden kısır döngü. Mutlaka bu arkadaşımızın cildiye doktoruna gidip o kaşıntısını gidermesi lazım. Evet, bir diğer sorumuz daha var. Merhabalar demiş, sağ olun. Bel ameliyatından sonra ara ara horlama başladı. Bunun nedeni ne olabilir? Şu olabilir, tam bilmiyorum ama belki sırt üstü yatması tavsiye edilmiş olabilir bu kişiye, bu hastamıza. Sırt üstü yatmalarda eğer yumuşak damakta çökmesi varsa o hastanın o işte horlamaları arttırmış olabilir. Eğer böyle bir tavsiye aldıysa bel ameliyatını yapan doktor tarafından. Yumuşak damak dediğiniz neresi tam hocam? Üst damak. Ağzımızı açtığımız zaman evet. küçük dilimizin üstünde olan bölge yumuşak damak bölgemiz oluyor. Hmm. Tam yukarıdaki bölge sert damak, orası kemik yapıdır. Onun altındaki bölge de yumuşak damak. Ondan sonra da küçük dil olarak devam eder. Hmm. O bölge yumuşak damak biraz daha kemik yapı olmadığı için esnek bir yapısı var. Zamanla gevşeyip çökebileceği için yani arka geniz bölgesine yaslanabileceği için sırt üstü yatmakla o zaman horlamaları ve apnesi olabilir o hastamızın eğer sırt üstü yatması şart koşulluysa. Evet, benim bir akrabamda çünkü bakınca ağız içine bademcikleri böyle yapışık hocam. O kadar yapışık ki yani bazen hap yutmakta bir de zorlanıyor. Evet. Bu kişide de horlama olur mu ve aldırmasını tavsiye eder misiniz? Sizin anlattığınız artı dört dediğimiz yapışık bademcik dediğimiz bademciği tarif ediyor.
Bunlarda horlama yani hemen hemen neredeyse vardır ve evet, mutlaka alınması gerekir. Peki bir sorumuz daha var. 35 yaşındayım, huzursuz bacak sendromum var. Bunun tedavi yöntemi ne olabilir? Huzursuz bacak sendromu beyin bölgesindeki bazı maddelerin eksikliği sonucunda oluşuyor. Dolayısıyla nörolog arkadaşlar, ki bize böyle başvuran hastalarımız da var ve biz uyku merkezinde yatırdığımızda bu hastalarımızı gerçekten geceliğin ovunarak uyuduklarını görüyoruz. Huzursuz bacak sendromu hastalarımızın bir kısmında da geceliğin de bu şikayetler oluşuyor. Evet. O da uyku kalitesini azaltan faktörlerden bir tanesi. Mutlaka biz bu hastalarımızı nöroloji doktoru arkadaşlarımıza gönderiyoruz ve onların ilaç tedavisiyle birçok hastalarımız düzeliyor. Yani uykuya dalarken mi bu bacaklar titriyor? Gece boyunca da olabilir, uykuya dalarken de olabilir. Titreme evet, değil de bunlar daha çok istirahat halinde daha fazla ızdırap veriyorlar ve böyle bir devamlı ovunma hadisesi oluyor hastalarda. O yüzden mutlaka bu hastalarımızı nöroloji arkadaşlarımız görüyor ve ilaç tedavisini alıyorlar. Evet, çok geçmiş olsun. Bir sorumuz daha var. Teşekkür ederim demiş, rica ederiz, işimiz bu. Uyku apnesi teşhisi ve tedavisi için hangi uzmanla görüşmemiz ve tedavi olmamız gerekir? Kulak, burun, boğaz ve göğüs hastalıkları. Ama eğer nöroloji ve psikiyatri bölümündeki arkadaşlardan uyku ile uğraşan, bu işle uğraşan kişiler de varsa, bu işe kendini vakfetmiş, bunu öğrenmiş olanlar varsa onlara da başvurabilir. Ama size başvurabilirler. Tabii. Murat Mutlu hocamız, profesör doktor. Ama tabii genellikle kulak, burun, boğazın ve göğüs hastalıklarının konusu. Ama nöroloji ve psikiyatri de bu işe girebiliyor. Peki hocam, bazı geceler çok böyle rüyalı geçer. Sabahtan akşama kadar işte rüya alemindeydim, hikayeler, filmler dönüyor beynimizde. Böyle bir dönemde uyku kalitemizin yüksek olduğunu söyleyebilir miyiz? Yoksa hiç rüya görmeyen birinin uyku kalitesi daha mı düşüktür? Hiç rüya görmemek diye bir şey söz konusu değil. Bizim yapılan o uyku merkezindeki yatmanın sonucunda bilgisayarda elde ettiğimiz verileri biz ertesi gün değerlendirmeye alıyoruz uyku teknisyenlerimiz tarafından. Ve orada mutlaka kişinin rüya gördüğünü görüyoruz. Evet. Yani birçok kimse rüya görmediğini zannediyor ama mutlaka rüyasını görmüş oluyor. Çünkü hatırlamıyor rüya sadece. Hatırlamıyor ve rüya görmek de gerekiyor. Hı hı. Özellikle gecenin ikinci yarısında, ilk yarısında da oluyor ama gecenin ikinci yarısında daha fazla sayıda rüya görürüz. Ve rüya bizim beynimizin temizleme vasıtası oluyor. Zihnimizi temizliyor. Zihnimizi temizliyor. Harika. Dolayısıyla zaten rüya görmeden mümkün değil. Yani demin az evvel melatonin ve büyüme hormonundan bahsederken 11 ile 3 arası dedim. Bu 3'te, 3.5'te, 4'te kalkarsak her şey gayet iyi anlamına gelmiyor. İşte o saatten sonra da rüyaları daha fazla görüyoruz. Yani bir uyku bütün. O 7 saatlik, ortalama 7 saatlik periyodun ilk yarısı da ikinci yarısı da gerçekten önemli. Evet. Ama önemli olan, en önemli olan şey zamanında yatağa girmek. Evet. Yani 7 saat uyuyorum, gecenin 3'ünde yatayım. Hayır, daha erken 11 civarında yatıp hem o hormonlardan yararlanmak hem de rüyalarımızı görerek uyanmak en güzeli. İnşallah hep güzel rüyalar görelim. İnşallah. Kabuslardan uzak, İnşallah. Müthiş, güzel, sevindirici haberler, rüyalar bizim olsun. Bir telefon bağlantımız varmış. Fransa'dan Mesudiye Hanım. Alo Mesudiye Hanımcığım. Alo. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba, iyiyim, teşekkürler. Sizlere sormalı. Hocama bir sorum olacaktı. Tabii buyurun, bonjour diyeyim öncelikle. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien inşallah. Ça va, ça va, merci beaucoup, ça va bien. Oh merci, bizden de beaucoup canım. Buyurun. Benim 4-5 senedir problemim var. Hocama bir sorum bu. Yutma problemim var. Her şeyi yutamıyorum. Yutma probleminiz var. Her şeyi yutamıyorsunuz. Bademcikler mi şiş? Bademciklerde problem yok. Doktora gittim. Bir şey bulamadım ama yutamıyorum. Bilmiyorum neden. Fransa'da da çok doktora gittim. Fazla da şey yapmadım. Türkiye'ye gittim. Geçen sene orada da sonuç kondu ama burada pembellik falan var dediler ama bilmiyorum. Hocanız var mı? Sorunuz var mı hocam? Şimdi yok. Şöylesine, yutma bizim bu konudan farklı bir olay. Ama özellikle kulak, burun, boğaz muayenesi, yani gırtlak bölgesinde, gırtlağın arkasındaki bölgede bir problem var mı onu görmek lazım. İkincisi mutlaka gastroenteroloji ya da genel cerrahinin yemek borusunda bir problem var mı onu değerlendirmesi lazım. Üçüncüsü de bazen kulak, burun, boğaz ve gastro ya da genel cerrahide patoloji olmamasına rağmen nörolojik yönden bazı hastalıklarda da, mesela miastenia gravis gibi bazı hastalıklarda da yutamama problemleri olabiliyor. Dolayısıyla nöroloji bölümlerinde mutlaka bu hastamızı görmesi yararlı. Yani
komple bir 3-4 bölümü gezmesi gerekiyor hastamızın. Mesudiye Hanımcığım, Fransa'ya çok çok selamlar. Au revoir diyelim canım benim. Bir gün Ankara'ya yolunuz düşerse belki buradaki hastanemize de bir uğrarsınız demiş olalım. Geçmişler olsun. Dış kapı hastanesi, tekrar belirtelim. Bir sorumuz daha var WhatsApp'tan gelen hocam. Merhabalar, her sabah saat 5'te uyanıyorum. Neden olabilir? Bu da biraz insanı yoruyor değil mi? Kendi kendine sabahın köründe uyanmak belki. Eğer vakti zamanda yattıysa hiçbir zararı yok. Yani 10.30'da yatan bir hastanın 5'te uyanması yaklaşık 6.5 saatlik bir uyku demektir ki yani zararı olan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii saat 2'de yatan bir hastanın 5'te uyanması patolojiktir. Onu mutlaka tedavi olması lazım. Evet. Yattığı saatine bağlı. Yani 5'te kalkmak değil de yattığı saat önemli. Erken yatarsa çok güzel bir şey. Yaklaşık 7 saatlik uykusunu alırsa hiçbir sorun yok diyorsunuz. Sorun değil. Harika. Erken kalkan yol alır demişler. Tabii. Günün böyle o güzel aydınlığını da görmek de ayrı bir güzellik. Tabii ki. Merhabalar, 6 yaşında oğlum Eylül ayında kuru burun tıkanıklığı yaşadı. Kasım ayında geniz eti ameliyatı oldu. Sonrasında düzelmedi. Daha da horlama uykusu başladı. Uyku apnesi arttı. Alerji bölümüne gittik. Alerji yok denildi. Kısa zamanda geniz eti tekrar büyüdü. Ekstra bademcikler de büyüdü diyor. Tekrar ameliyat edildi. Ne yapmalıyız? Eylül ayına kadar ağzı açık uyuma gibi geniz eti sorunlarımız yoktu demiş. Yani ameliyatlardan sonra bu sıkıntılar herhalde artmış. Çok geçmiş olsun. Şimdi bir kere bazen geniz eti ameliyatlarından sonra bademciklerde büyüme görüyoruz hakikaten. Dolayısıyla neden mesela acaba? Geçen hafta yani muhtemelen bunların hepsi bir lenf dokusu, yani bademcik dokusu aslında. Geniz bölgesindeki geniz eti, bizim klasik bildiğimiz bademcikler hepsi bademcik dokusu ve bunlar belli bir fonksiyon icra ediyorlar. Geniz eti alınca belki diğer bademcik dokularında da faaliyet artışı olabiliyor. Mesela geçen 2 hafta önce benim ameliyat ettiğim bir hasta 3 yaşında geniz etini almışız ama şimdilik buna çok büyük değil, bademciğine dokunmayalım demişim. Ama 5 yaşında bademciklerde büyümüş, onun tekrar bademciğini aldık. Hı hı. Bu tip hastalarımız olabiliyor. Muhtemelen belki bu hastada bu reaksiyonlar gelişmiş olabilir. Ama ben tedavinin, yani ikinci yapılan tedavinin yeterli olduğu kanısındayım. Yani geniz etini tekrar alınmış, bademciği de alınmış, yetecektir diye geliyor. Evet. Ama tabii bunu hani görmeden, hastayı muayene etmeden de şudur diye bir şey yorum yapmak çok zor. Evet. Muayene olmasına yararı var. Ama ikinci tedavinin yeterli olduğunu düşüncesindeyim. Eğer öyle olmasa zaten geniz eti ameliyatı niye yapsın doktor arkadaşlar? Evet. Vardı ki bir şikayeti, yani Eylül ayına kadar hiçbir şikayeti olmadan boşu boşuna geniz eti ameliyatı yapılmaz. Bir şikayeti vardı demek ki, ama bademcikler herhalde yaşından dolayı korunabilir diye düşünmüşler ilk ameliyatta. Hmm. Ama ikinci ameliyatta bu düzeltilmiş. Bence şimdi rahatlayacaktır diye düşünüyorum. İnşallah rahatlar diyelim biz de seyircimize. Bir sorumuz daha var. 20 aydan beri tinnitüs rahatsızlığı var bende diyor. Doktora gittim, çaresi yok dediler. Sorum şu, bu rahatsızlıktan kurtulmak için ne öneriyorsunuz? Teşekkür etmiş. Tinnitüs de yani kulağından sanki ses çıkar gibi geliyor değil mi kişiye? Doğrudur. Çok zor. Subjektif ve objektif olarak iki tür ayırabiliyoruz. Bizim de zorlandığımız bir hasta grubu. Bir kere yaşı önemli hastanın şöylesine, tedavi açısından eğer hastamızda işitme kaybı da varsa, evet, yüksek frekanslarda işitme kaybı da varsa, o zaman tinnitus daha şiddetli olabiliyor. Ama onun dışında da şunun için söylüyorum. Eğer işitme kaybı olan hastalarda işitme cihazı verirsek, tinnitusunun özellikle cihazı o frekanslara ayarlarsak tinnitusun çok rahatladığını görebiliyoruz. Yani tinnitus nedir isterseniz onu bir açıklayalım. Kulak çınlamasıdır. Hastanın kendi kulağında ses duyması hadisesidir. Bu gerçekten organik sebeple de olabilir, subjektif de olabilir. Hafif olandan ağır olana neredeyse öyle bir şey olmasın ama hastayı intihar ettirecek pozisyona kadar gidebilen tinnituslar da var. Çok rahatsız edici değil mi hocam? Bir kısmının mutlaka biz tahlillerini yapıyoruz. Organik bir sebep varsa o organik sebep düzeltildiği takdirde hasta rahatlıyor. Ama bir kısmında maalesef bu rahatlama olmuyor. Fonksiyonel, yani sübjektif olabiliyor. Onlarda da işte bazılarında işitme cihazları gerçekten fayda edebiliyor. Bu işte uğraşan odyolog arkadaşlarımız, özellikle bu işe kendisini vakfetmiş odyolog arkadaşlarımız var. Bazı kulaklı malcı arkadaşlar da bu işte spesifik uğraşıyorlar. Zor bir tedavi ama
çok da imkansız olduğu düşüncesinde değilim. Evet, bir de çok aşırı stres de bu tinnitüsü galiba arttırır, biraz tetikliyormuş. Tabii ki. Çok zor bir rahatsızlık. Yani anca çeken bilir. Düşünsenize 24 saat boyunca kulağınızdan bir çınlama. Bazen biz diyoruz ya, ay kulağım çınladı, herhalde biri beni andı. 24 saat çınladığını düşünün. Çok çok geçmişler olsun, inşallah bir daha olmaz diyelim. İnşallah. Şimdi bir sorumuz daha var hocam, WhatsApp'tan gelen. Sağ olun, çok yoğun ilgi alıyoruz sizlerden. Merhabalar, hanıma polip ameliyatı dediler. Riskli mi? Zorluğu nedir? Burun tıkanıklığından uyuyamıyor. Evet, az evvel de söylediğim gibi polip ameliyatı bir kere zaten horlamanın da baş faktörlerinden bir tanesi. Zor bir ameliyat değil. Ehil ellerde çok rahatlıkla yapılabilecek bir ameliyat. Ama tek başına polip ameliyatı her zaman yeterli olmuyor. O yüzden de hep söylüyoruz, polip ameliyatı olmadan önce mutlaka bir ilaç tedavisini alıyoruz biz hastalarımızı. Sonra ameliyatını yapıyoruz. Ameliyattan sonra da tekrar ilaç tedavisini devam ettiriyoruz. Evet. Çünkü bir kısmı tekrarlayabiliyor. O durumu engelleyebilmek için ya da bu süreyi tekrarlayabilme süresini ileriye attırabilmek için mutlaka öncesinde ve sonrasında tedavi olması, ilaç tedavisi alması mutlak şart. Peki hocam, yaş ilerledikçe horlamanın artması olan bir şey midir? Tabii kadınlarda özellikle menopoz geçtikten sonra, erkeklerde de 50 yaşlarından sonra hem yaşa bağlı yumuşak damak, küçük dil bölgesi ve dil kökünde gevşemeler olduğu için hem de kilolanma biraz arttığı için daha fazla sayıda horlama ve apneyle karşılaşıyoruz. Evet, yani kilomuza her daim dikkat edeceğiz. Mutlaka, horlama da mutlaka. Uyku apnesine yani, de direkt olarak etkisi var. Çok kilolu hastalarımızda kişilerde illa horlama olacak diye bir kural yok. Zayıf hastalarımızda da horlamalarla, apneyle karşılaşıyoruz. Ama kilo bu işin baş düşmanı. Evet. Mutlaka kilomuza çok dikkat edeceğiz. Yaşam standartı, yaşam tedavisi dediğimiz zaten önemli olan bu. Hı-hı. Bir de hareketimizi hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Yani günlük en az bir yarım saat tempolu yürüyüşler, yaz kış hiç ihmal etmeden bunları yapmamız şart. Çalışan demir paslanmaz. Çalıştıracağız vücudu hocam. Kesinlikle. Peki bir sorumuz daha var. İki kere ameliyat oldum. 10 sene arayla. Şimdi yine burnunun bir tarafından nefes alamıyorum. Üçüncü ameliyat olacak. Kaburgadan kemik alıp düzeltecekler. Faydası olur mu? Şimdi bu hastamız kaburgadan kemik alacaklarına göre muhtemelen estetik ameliyat olmuş diye düşünüyorum. Çünkü evet, kaburgadan kıkırdak alınarak, daha çok kemik kıkırdak alınarak o bölgeye tedavi ediliyor. Muayene etmeden bir şey söylemek zor ama bu bölgeyi, evet o bölge, yani kaburgadan alınan kıkırdak ve kemiklerle tedavi olacağı düşüncesindeyim. Kıkırdak kalmamış burnunda herhalde. Kaburgadan evet, alıyorlar o evet, zaman değil evet, mi? Evet. Orada orayı onaracak, orayı tedavi edecek bir kıkırdak kalmamış demektir. Evet. O yüzden de kaburgadan o yedek parçamızı diyeyim, oraya o şekilde temin ediyoruz. Oluyor, bir sıkıntı da olmaz inşallah. Yani bizim bu işte uğraşan arkadaşlarımız da gayet iyi, başarılı, şansları yüksek. Gayet iyi tedavi oluyorlar. Evet. Yani olsun derim ben. Geçmiş olsun. Tabii iki ameliyattan sonra hala bir burun deliğinin kapalı olması da kişi de artık diyor ki ben bıkkınlık yaratıyor. Bu kadar ameliyat oldum, hala bir işe yaramadı. Üçüncü ameliyat tekrar bir süre, ondan sonra iyileşme süreci burunda da gerçekten kolay olmuyor. Geçmişler olsun. Bir sorumuz daha var hocam. WhatsApp'tan gelen. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Benim kulağımın birinde çınlama olmakta. Özellikle akşam yatarken çınlama daha çoğalıyormuş. Doktora gittim. Doktor iç kulağında bir problem var dedi. İç kulağı ilaç kullandım diyor. Biraz kesti. Sonra tekrar yine başladı. Zamanla bunun kendiliğinden yok olma imkanı olur mu ve ne yapmam gerekiyor? Yine çok zor bir durum. Evet. Şimdi ilaçlarla baskılanması aslında güzel bir şey. Tabii bu ilaçları uzun süre kullanamıyor hastalarımız. Özellikle gece olan ve yatış pozisyonunda ve de belli pozisyonlarda olan tinnituslar, kulak çınlamaları daha yüz güldürücü. Çünkü bunlarda hastamız o pozisyonunu bilir ve pozisyonu değiştirir. Ha, yani tam sakin anda mı o sakin, tinnitüs geliyor? Gece yattığı zaman sessizlikte belli pozisyonlarda olan kulak çınlamalarında hasta pozisyonunu düzeltirse çok rahatlıkla geçecektir. Tabii bunu söyleyebilmek için mutlaka öncesinde organik bir sebep var mı, bunun araştırması lazım. Dediğim gibi kulak MR'ları ya da tomografileri, beyindeki hastalıklar, bazı kan hastalıkları, bazı demir eksiklikleri bile kulak çınlaması yapabilecek sebeplerdendir. Evet. Onun için bu tip hastalara biz öncelikle bu tedavileri, tetkikleri yaparız. Eğer o tetkiklerde bir sorun yoksa ve bu hasta pozisyonu değiştirmekte de rahatlıyorsa
O zaman bu hastaya pozisyon tedavisini devam et diye tavsiye ediyoruz. Bazen boyun ağrılarından da kulak çınlamaları olabiliyor değil mi? Boyun omurgalarındaki düzleşmeler, boyundaki fıtıklaşmalar dahi bu tip kulak çınlamalarına yol açabiliyor. Evet. Peki o zaman şimdi hocam birlikte şöyle Almanya'ya bağlanalım mı? Hocamız bizi şu anda bekliyor. Doktor Seçil Akıncı, psikosomatik ve psikoterapi uzmanı. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz Seçil Hanımcığım. Duyuyor musunuz beni? Alo, hallo diyeyim, Almanca söyleyeyim. Tamam. Hallo, hönzimiş. Şimdi duyuyorum. Tamam Seçil Hanımcığım, oh harika, rahatladım. Beni duyduğunuza göre programı devam ettirebiliriz. Seçil Hanımcığım, şimdi biraz böyle ruh sağlığımızı konuşalım. İçimizdeki şöyle bizi ferahlatan güzel şeylerden konuşalım. Tabii ki 2,5 yıldır Covid pandemi döneminde bayağı sıkıntı çektik. İster istemez 7'den 70'e daraldık, bunaldık ve bu bazılarımızda da çok büyük psikolojik rahatsızlıklara sebebiyet verdi. Siz neler söylemek istersiniz? Bu pandemi döneminden sonra rahatsızlıklar arttı mı bu anlamda? Evet. Maalesef ruh sağlığı hastalıklarında bir artış gözlemliyoruz. Özellikle bu pandemi döneminde birçok insan hareketsiz kaldı. Sosyal kontaklardan maruz kaldı. Birçok şeyden feragat edildi. Onların uzun dönemdeki etkilerini biz görüyoruz. Korku bozuklukları, endişeler, çökkün ruh hali, depresyon, genel olarak onlarda bir artış var. Ve yapılan araştırmalar bu pandemi döneminde daha çok hareket eden insanların bu dönemde ruh sağlığı hastalıkları konusunda daha iyi baş ettiğini gösterdi. Medya konumu kullanımı arttığı zaman, yani çok fazla sosyal medyadan bu kötü haberleri takip etme ya da tabii hareketsizlikle beraber evde video oyunları ya da farklı oyunlar, özellikle de gençlerde onların kullanımının artışına bağlı da sıkıntılar yani arttı. Dolayısıyla zor bir dönem ve çok da uzun sürdüğü için bir evden çalışan belli bir kesim var. O kesim için günlük yaşamda o düzeni tutturmak, yani o düzeni kurmak önemli ve zor tabii ki. Birçok insan hani kilo aldı, onu da hep çevremde de gözlemliyorum, hareketsizliğe de bağlı. O yüzden mutlaka tüm bu zorluklara rağmen yani belli düzeni tutturmayı çok önemsiyoruz, öneriyoruz. Belli saatte yatıp belli saatte kalkmak, mutlaka hareket etmek, insanın kendi kendini disiplin etmesi zor oluyor. Evet. Ama bildiğimiz şeyler de olsa düzenli beslenme çok önemli. Bunlar ruh sağlığıyla birlikte seyrediyor tabii ki. Hı-hı. Ve tabii ki de iyi gelen sosyal kontaklar, sizin de bahsettiğiniz gibi insanlara iyi gelen şeylere de zaman ayırmaları, işte hobileri, iyi gelen kontaklar, güzel şeylere de zaman ayırmaları tüm bu zorluklara rağmen önemli. Evet. Biz de bu tabii ki hijyen kurallarına. Hı-hı. Tabii ki onlara uyarak. Bu psikolojik rahatsızlıklar esasında belki de bir süredir takip eden bazı travmaları da tabii ki beraberinde getiriyor ve bir şeyler tetikliyor değil mi? Sonradan biz işte ya panik atak oluyoruz ya kaygı bozukluklarımız oluyor farklı farklı. Bunları önceden mesela bir şekilde bloke etmek mümkün müdür? Kişinin kendi mesela gün içerisinde yapabileceği böyle relax, daha rahatlatıcı verebileceğiniz böyle taktikler var mıdır? Kullanalım biz de gün içinde. Evet. Yani gevşeme egzersizlerini çok öneriyoruz biz. Tabii onları düzenli yapmak gerekiyor. Hemen bir defada fayda görülmüyor ama düzenli gevşeme egzersizlerinin yapılması önemli. Bu dönemde tabii insanların özellikle de yakınlarından uzakta olan insanların hastalığa, kayba bağlı da birçok zorlukları olduğunu hastalarda ben bu Almanya'daki hastalarımızda görüyorum. Kayıp zaten önemli. Özellikle de çökkün ruh halinde depresyonda önemli bir konu. Ama birçok insan cenazesine gidemedi mesela. Özellikle uzakta olmanın zorluğunun getirdiği bir dönem bu pandemi çerçevesinde. Onlar da tabii ki birçok zorluk yarattı. Yani yas reaksiyonları, kayıplarla baş etme konusunda o da birçok gerginlik yaratıyor. Gevşeme egzersizlerini dediğim gibi öneriyorum. Kendisi evden yapılabileceği birçok bu işte sosyal medyanın
telefonların o bakımdan avantajı da var. Çok imkan olabiliyor kendi evden de yapabilecek gibi. Evet, tedavi onu öneriyorum ama geçelim bunun dışında isterseniz. Tabii. Yani evet. Bu rahatsızlık diyelim ortaya çıktı, psikolojik rahatsızlığımız var. Ne gibi tedavi yöntemleri vardır? O kişileri böyle normal hayata evet. kavuşturmak istiyoruz çünkü. Evet. Ruh sağlığı hastalıklarına maalesef biraz ön yargı oluyor. İnsanlar o konuda tedaviye başvurmakta genelde zamana ihtiyaç duyuyorlar. Belli bir çekinme de oluyor ruh sağlığı hastalıklarından tedavi görme konusunda. Ama çok geç kalmadan eğer kişinin özellikle uyku bozuklukları, çökkün ruh hali, yaşamdan zevk almama ya da çok kısıtlayan korku ve endişeleri varsa muhakkak bir uzman doktora başvurmalarını öneriyorum. Çünkü çok tedavi imkanlarımız var. İlaç tedavisi, konuşma tedavisi ve birçok araştırmadan biliyoruz ki uzun dönemde geç başvuranlar daha tedaviden uzun dönemde cevap alıyorlar. Ne kadar erken başvurursa ilaç tedavisinde, konuşma tedavisinde etki etme zamanı daha kolay oldu. Daha kısa zamanda etki edebiliyor. Erken teşhis önemli. O adım atmak daha zor. Evet, erken teşhis ve tedavi. Evet. Dediğim gibi ruhsal hastalıklarına biraz ön yargı oluyor. Peki, çok teşekkür ederim. Son cümlenizi alalım, buyurun. Evet, yani son cümlem ruh sağlığı hastalıkları beden sağlığıyla bir bütün, psikosomatikte de zaten ruh ve beden sağlığının bütün olmasından kaynaklanan bir branş. Yani ruh sağlığını ihmal etmeyelim diyorum. Elle tutulur, gözle görülür bir kavram değil ruh sağlığımız evet. ama beden sağlığımızla çok yakın iletişimde. Harika. Dolayısıyla ihmal etmeyelim. Ruh sağlığımızı ihmal etmeyelim. Yarına her zaman umutla bakalım. Çok teşekkür ediyorum. Doktor Seçil Akıncı bizlerle oldu. Psikosomatik ve psikoterapi uzmanımız. Evet, şimdi hemen canlı yayınımıza geri dönelim. Şu anda tabii karşımda da bizim kulak burun boğazcımız oturuyor. Sevgili profesör doktorumuz Murat Mutlu. Covid'den de konu açılmışken Murat Hocam size şunu da sormak istiyorum. Covid döneminde tabii ki burun akıntıları, öksürükler, gözlerde böyle yaşarmalar da biz gördük. Direkt olarak yine bağlantısını bir sorayım size kulak burun boğazcı olarak. Zaten en fazla bizi ilgilendiren bölge ve hastaların en çok şikayeti olan, yani ilk yerleştiği bölge burun ve boğaz bölgesi olduğu için zaten ya kulak burun boğaza geliyor ya da şimdi hastalar daha farkında olduğu için direkt COVID polikliniklerine başvuruyor. Ama bizim polikliniğimize başvurup burun akıntım var, hafif sesimde bozukluk var, hafif burun nefes alma, koku alma bozukluklarım var dediği anda biz mutlaka COVID testi yaptırıyoruz polikliniklerde. Oran şu anda veremem ama birçoğunda da COVID pozitif çıkıyordu son bir aya kadar. Şimdi biraz daha rahatladı bu konuda. Evet, harikasınız. Hocam şimdi hızlı bir soru maratonuna giriş yapacağız. Çünkü çok sorular geliyor. Hepsini yöneltmek istiyorum ki boşa yazmış olmasın seyircilerimiz. Selamlar demiş. Bademcik ameliyatı olurken küçük dilimde horladığım için doktorum küçülttü diyor. Yalnız hiçbir değişiklik olmadı. Aksine daha da arttı şikayetlerim. Gece nefessiz kalarak uyanıyorum. Sırt üstü yatarken nefes alamıyorum. Bu konuda yardımcı olur musunuz? Birincisi sırt üstü yatmasın hasta ne olursa olsun. Onu her zaman söylüyoruz. Hep yan yatsın. Evet. Onu kendisini şartlasın. İkincisi yapılan ameliyatın, yani küçük dili küçültme ameliyatının nasıl olduğuna, ne yapıldığına bakmak lazım. Onu bir irdelemek lazım. Üçüncüsü de eğer Ankara'daysa bu hastamızın. Almanya'daymış hocam. Yani bir kulak burun boğazcını mutlaka görmesine yarar olabilirdi. Yani o konuda biraz uzaktan yardımcı olmak biraz zor oluyor ama Ankara'ya eğer yolu düşerse evet. mutlaka bekleriz diyeceğim. Mutlaka Murat Hocam'a ama en azından bekleriz. Sırt üstü yatmasın. Harika. Yola giderken bile yeterince uyuduğum halde uykum geliyor. Oturduğum yerde uyuyakalıyorum diyor. Ve uyurken de çok yüksek sesle horluyorum. Sizce bu neden oluyor? Bana yardımcı olursanız sevinirim. Yolda yürürken nasıl insan uykusu geliyor? Bu en baştan bahsettiğimiz gündüz aşırı uykuluk hali. Evet. Bununla ilgili zaten bizim F4 skalası diye bir skalamız var. Orada muhtemelen o testi yaptığımız zaman hasta 24 üzerinden 24 alacak demektir. Evet. Bu da artık işin şiddetli olduğunu gösterir.
Bu hastanın mutlak surette uyku merkezine ve bize gelmesi ve mutlak surette tedavi olması lazım. Aslında hasta kendisi iyi uyuduğunu zannediyor. Hmm. Öyle ifade kullanmış. Evet. Ama bu hastamız iyi uyuduğunu zannediyor. İyi uyumuyor. Zannediyor bence. Ama aslında iyi uyumuyor. Evet, peki çok teşekkür ederiz. Hocam bir saat yine inanılmaz hızlı geçti sizinle birlikte. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Hocamıza ulaşmak isteyenler Ankara'da Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi'nde. Doğru. Değil mi hocam? Buyursunlar, gelsinler. Tüm uyku sorunlarınızın cevabı inşallah burada olacaktır diye temenni ediyorum. Ve yarın güzel bir perşembe olacak bizim için. Yine önemli bir konuyla sizlerle olacağım. Sağlık Olsun programımız hafta içi her gün saat 13'te TRT Türk ekranlarında. Sağ olun, var olun. Yarın görüşmek üzere. Tekrar aynı saatte çok çok selamlar, sevgiler. Kendinize iyi bakın.